Şimdi konum değişsin. Mesela her iki ayak da içeride olsun. Böyle de girebilir. Bu konumda yan yatın arkadaşlar. Şöyle. Apışarı almayın. Yan konum böyle. Şimdi ayağı buradan şu hat kapalı bir hat. Kendini açarsın yani. Ama şuradan girebilir. Bak bir teknik. Şuradan girebilir. Buradan da girebilir. Ona göre de teknik değişebilir. Ha! Bu ayıkisel teknikleri ne kadar işimize yaradığını görüyorsun. Yerde. Hiçbir şey bilmiyorsan bir engelli olabilirsin. Hasta olabilirsin. Rahatsız olabilirsin. Evet. Şöyle bir şey bile yapsan bak. Çoğu zaman yani bak. Olabiliyorsun. Tek bir parmak. Ama artık bütün gücünü vereceğim. Tak. Yani bunu da yapacağım. O kadar da gücün olsun. Evet. Şimdi ne dedik? Apışarıda bırakmak yok. Hemen dönmek var. Hem döndüğü zaman silahlar uzar. Hem de kapalı kalırsın. O uzandıkça hassaslaşır. Anlaşıldı mı? Ve sol kolu yakaladım diyelim. Sağ ayak silaha dönebilir. Buradan bir müdahale. Çok ters kaldığını düşünüyorsunuz. Direkt vuruş. Vurmak en iyisi de. Her zaman söylüyoruz bunu. Şimdi güreşe çevirecek taraf. Güreşe çevirecek. Kitleyecek taraf. Güreşe çevirmez mi? Bu olayı bitirir. Kolu gitti, kitledir mi gitti. Bak farkını görüyor musun? Kalk şimdi. Yanlış bir tarafı çevirdim. Tak, vurabilir. Doğru tarafı çevirdim. Bakın. Bir daha tut. Mesela bak. Ah! 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 Buradan destek alıyor. Ah! Olayı şurası bitiriyor. Ah! Bak, bir şey burada, bir şey burada olacak. Ya yani bir saniye, iki saniye. Ne bileyim. Pat diye oldu, olmadı, kaçtı. Evet. Şimdi konumu şöyle yapalım. Arkaya gel. Arkadan yakala. Bakın, daha yakalama esnasında şu eli kapatmadan, kapat. Şunu yapmadan, daha sararken bir daha. Daha sardığı anda şunu yakalayabilirsin. Bu ele çok güç veremez. Açık el güçsüzdür. Bak açık el güçsüzdür. Kapalı el güçlüdür. Kapı açtığında kaslar devreye giremez. Ama kapadığında girer. Kapalı eli açmak, kapalı eli açmak zordur. Ama açık eli kapatmak kolay. Anlatabildim mi? Tek birini bile yakalasan yeter. Ne dedim? Kapalıyken nasıl korkuyor? Kapalıyken ne yaptın? O zaman da şundan olur. Sıkı tuttu diyelim bak. Şeye dikkat. Buradan güç alabilirsem şuradan herhangi bir parmağına bastırırız. Orada parmağı, zayıf parmak durumu. Şu parmaklar güçlü olabilir. Ama şunlar zayıftır. Eğer onu da yapamadık. Bak. Buradan istediği gibi davranamaz. Şu boşlukta elini sokman yeterli. Yapabilirsin. Şimdi bak, bu koldu buradan destek aldı. Bak şimdi. Aa! Gördün mü? Ah! 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 Kitlendi. Kol kilidi.
Ayakta nasıl olur hocam? Kalıplıysa böyle arkadan sarıldı. Biz mi vuracağız? Evet. Ayak mı? Arkadan yok. Arkadan size sarıldı kalıplı ayaktayken. Nasıl olsun mesela? Sen hayal et, biz çözelim. Güçlü değil. Ayaktasınız hocam. Benden daha kalıplı yani. Şöyle sizi kilitledi böyle. Daha bak baştan. Ama... yani işte buralarda yakalayabilir. Şöyle kilitledi. Ha mesela öyle tuttu sizi, ne bileyim. Ha yani, ayağlar. İşte bunlar hep olabilir bak göz. Bunlar hep olabilir. Saklar da böyle. Ya yani. Bunlar basit. Bunlar basit bak. Tut kulağı aslında abi çek. Şimdi şöyle. Bunlar basit. Yerde zor. Ayakta basit. Ayakta daha basit. Ayakta şöyle bir hastalık gibi düşün. Hastalığı ne kadar erken yakalarsan. Mesela ayaktayız. Gelmeden vurdun. Yakaladı vurdun. Ama düştük. Bak hastalık biraz ilerledi. Düştük. Yattık. Biraz daha ilerledi. Daha zor olur yani. Ne kadar ayakta erken yakalarsan o kadar iyidir. Tıpkı hastalıklar gibi. Bir de elini daha bağlamadan yakaladın. Erken davrandın. Daha iyi. Bağladı. Şimdi biraz zorlaştı. Biraz daha sıktı. Bak şimdi iyice. Daha da zorlaştı. Ama gene bazı şeyler var. Bak buralar güçsüzdür. Ya da bilek çukuru. Onda da şunu yapıyorsun bak. Aa. Ya da bak. Boğum. Aa. Tam mesela şöyle kilitledi sizi hocam. O zaman da yere mi? Tam da şeye girdik ya. Gerilla tekniği. Aa. Jet Kudu'dan da çıktı. Gerilla tekniği bunlar. Bak. Bu da yok ya. Aa. Şu an havada hiç güç yok. O yüzden bazı teknikleri geçebilirim. Bu el istediğim gibi kullanabilirim artık. Şu bilek gider. Yani bazı soruların cevabı hakikaten şeyde var. Yani geri her zaman olur. Sen kendini unutuyorsun. Orada bir şey yapacaksın ya. O yapmış. Kafayı sağ yani. Kafayı yerde. Nasıl mesela? Şöyle şunu bir yere. Ama buraya gelerek otururken. Nasıl? Otururken sadece kafayı. Böyle duruyoruz. O ne tarafta? Arka taraf. Arkada. Böyle mi? Aynen. Bu o şekilde yakaladığını varsa. Ya işte yine olay parmaklara döner. Bütün mesele şurada. Parmağı nasıl yakalayacak? Püf mü yaksın? Püf noktayı yakalamak lazım. Ya yakalama tarzı çok kötü. Benim mi hocam? Açık görüyorsun. Tam böyle çıktı işte. Gittin işte yani şimdi. O zaman ile... size kapanacak mı böyle? Yok öyle yakalanmaz. Kapanırsam siz... Yok yakalamak iyi bir şey değil zaten. Sen böyle kalıp otur. Bak ben olsam şöyle yapayım. Serseri olsam yakalayacağım ama... Yani. Ya da gelirim buraya çekipini... Ya da şu. Gözlerini çıkarırım ben. Onunla mı uğraşacağım? Yapıştırmak. Belki adam iyi dövüşecek. Sıkıntılı bunlar. Hiçbir şey bilmiyorsam giderim şeye. Ne derler? Bijiji var ya meşhur. Bijiji pozisyonu. Bak. Ayaklara dikkat. Görüyor musun? Bak. Bu da sakat. Hiçbir şey bilmiyorsan bunu yaparsın ama artık şöyle ilkelleşti. O senin sorduğun sorular, judo'da, jiu-jitsu'da, Çin'de, şeyde, apkido gibi birçok branşlarda çok konu olmuş. Artık bitmiş sorular onlar. Halledilmiş. Polisler, askerler çözmüş onu. Şimdi daha zor sorular var. Mesela bak, kal pozisyonunda, otur yere. Yok, normal oturuyorsun. Mesela şu çözümsüz yerde. Ya boynunu kırarız. Bak. Dikkat et bak. Bunu kastırıyor. Yumuşak başlattığına bakma. Yani tuttum. Mümkün değil. Yani. Ayaklarını uzat. Bak. Yaptığını düşün yani. Ayakları sağa dön, sola dön, dene. Bir de burada sınırda değiliz bak, sınırı zorlasan daha kötü olur yani. Bunlar çözümsüz.
Ne yapacaksın? Yok. Aa. Sen biraz bağırsana. Sen öyle bekliyoruz biz. Normalde adam onu beklemez. Trak diye bir ses getirir. Sakat yani. Şu ayakta kulak kapılarında çözüm bulundu. Yani öldürücü yani. Tehlikeli. Başka da bir şey yok yani. Sen hissetmiyor musun? Hayatın bitiyor yani. Biletini veriyor bir doktora. Biz şimdi bir öğrenci öğretmen ilişkisiyle yapıyoruz teknikleri. Yani her şeyin çok daha sert ve ani olduğunu düşün. Yani daha acımasın. Saniyelik iş ya, iş bitiyor. Yani aman bir şey olmasın mantığı da yapıyoruz şu an. Normalde mutlaka bir şey olsun mantığı olur. Sokakta. Hocam bu direkt öldürmeye yani. Götürür yani, boyunlu kırar. Direkt boyun gider. Sen hiç kırık boyunla yaşayan adam duydun mu? Felç. Boyun tutulabilir. Tutuk boyun olabilir. Ama kırık boyun olmaz. Hayatım bir tane. Şimdi boyunun şu arka bölgede, şuradaki arka kısmındaki kaslar çok içeride kalıyor. Boyunu koramıyor. Boyunu korumadığı için arkaya doğru çok sakat oluyor. O yüzden arabalarda koltuğun arkasında kafa için ayrıca bir yastık oluşturuyorlar. Eğer o yastık yoksa trafik kazalarında boyun kırılmasından ölüyorlar. Buna neden olduğu için konfor olarak bunu geliştirmişler arabalarda. Önceden yoktu. Ne oluyor? Kafa çarpıyor en azından, tutuyor. Öbür türlü savruluyordu. Sırf ondan dolayı adam ölüyor. Şimdi arkaya dönüşün kaslar çok içeride kaldığı için yan kaslar gibi, bak yan kaslar gibi dışarıda değil, çok içeride kaldığı için korumuyor. Bu esniyor, bak, koruyor. Kaslar tutuyor. Yanlarda güçlü kaslar var ama arkada yok. Şimdi zorlamayı da düşün. İçeriye doğru yapıyoruz. Bu tarafta da yok. Yani boynun bu tarafa, arkaya doğru ve öne doğru zorlanması çok tehlikeli. Yanlara doğru kolay kolay bir şey olmaz. Şöyle bir tak, çekiyor bir anda bırakıyor kafa. Filmlerde hocam. Onu da açıklayayım. Normalde ya bunlar açıklama aslında. Çekip yapmamak lazım.